Bundan önceki videolarda iki rastsal değişken için bu değişkenler mesela x ve y olsun. Evet, iki rastsal ve bağımsız değişkenin toplamlarının ya da farklarının varyansının varyanslarının toplamlarına eşit olduğunu görmüştük. Elimizde eğer bağımsız rastsal değişkenler varsa toplam ya da fark aldığımızda varyans artacak. Bunun mantığından da biraz bahsetmiştik ama bu videoda konu üzerine biraz daha düşünüp bu iddiayı ileri sürebilmek için bağımsızlığın neden önemli olduğu hakkında konuşacağız. İsterseniz işe rastsal ama bağımsız olmayan iki değişkenle başlayalım. X, tanışacağımız insanın, bu tabii ki de rastgele bir kişi olacak, dün gece uyuduğu saatlerin sayısına, Y ise aynı kişinin dün uyanık olduğu saatlerin sayısına eşit olsun. Bu iki değişkenin neden bağımsız olmadıklarını anladınız değil mi? Doğru, biri diğerini belirler de ondan. Yani eğer dün gece 8 saat uyuduysam 16 saat, 16 saat uyuduysam da 8 saat uyanık kalmışımdır, öyle değil mi? X artı Y ise rastsal değişkenler olsalar bile X ve Y'de varyans olabilir ama X artı Y 24 saate eşittir. Evet, X ve Y'nin bağımsız olmadıklarını da not edelim. Bana bu değişkenlerden birini verirseniz diğerinin ne olduğunu hemen söyleyebilirim. Değişkenlerden biri için belirli bir değer elde etmenin olasılığı diğer değişkenin değerine göre değişecek. Bağımsız değiller yani, anlaştık mı? Ve şimdi de bu örnek için x'in varyansının mesela 4 olduğunu düşünelim. Varyansın birimi saat kare olacak. 4 saat kare. Bu durumda x'in standart sapması da 2 saat olur. Benzer şekilde y'nin standart sapmasının da 2 saat olduğunu düşünelim. Varyans standart sapmanın karesine eşit olduğu için y'nin varyansını da 4 saat kare olarak not edelim. Ve şimdi değişkenlerin bağımsız olup olmadıklarına dikkat etmeden buradaki iddiayı uygularsak x ve y'nin toplamlarının varyansı x ve y'nin varyanslarının toplamına eşit olur diyelim. 4 artı 4. Peki sizce bu 8 saat kareye eşit midir? Tabii ki de değil. Çünkü x ve y'nin toplamına eşit olan rastsal bir değişkenin her zaman 24'e eşit olacağını biliyoruz. Aslına bakarsanız burada bir varyanstan söz etmemiz de doğru olmaz. Ve birbirine sıkı sıkıya bağımlı olan bu iki rastsal değişken için varyans sıfırdır. Evet, varyans sıfırdır ve x artı y dünyada kaldığımız sürece her zaman 24'e eşittir. Başka bir gezegene gidecek olursak işler değişir ama nasıl olsa hepimiz buradayız değil mi? Yani dünyadayız. Size bu iddiayı ileri sürebilmek için bağımsızlığın neden önemli olduğunu anlatmaya çalıştım ve elimizde bağımsız olmayan değişkenler olduğunda da bu iddianın bir işe yaramadığını da göstermeye